Evet, konuğumuz seçimlerde sürpriz bir başarı elde eden Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Sayın Mustafa Doğan. Mustafa Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Geçmiş bayramınızı tebrik ediyorum ayrıca. Bilmukabele. İzleyicilerimizin de geçmiş bayramlarını tebrik ediyorum. Tabii biz İstanbul'da kaldık. Memleket ziyareti bu bayramda ne diyelim plan olarak mümkün olmadı. Şu anda da iyiyiz elhamdülillah. Seçim yorgunluğunu attık bayram vesilesiyle de. Yeniden çalışmalarımıza hızla başladık. Anlıyorum. Mustafa Bey, genel seçim sonuçlarına yönelik kısa bir değerlendirme ile başlayalım istiyorum. Yeniden Refah Partisi'nin seçimlerde elde ettiği bu kritik başarının sebebi, ana nedenleri nedir? Bir anda Türkiye'nin üçüncü partisi konumuna geldiniz. Ya tabii şimdi politik arenayı da doğru okumak lazım. Bunun birinci özelliği en fazla kutuplaşmış bir siyaset arenasının olması. Alternatif adeta yokmuş gibi ya bir muhalefet tarafına ya da iktidar tarafına mecburmuşsunuz gibi bir siyasi noktaya geldik. Vatandaş da bununla ilgili mesajını verdi. Yeniden Refah Partisi'nin ülkenin yönetiminde en iyi alternatif olduğunu, ileriye matuf olarak da yönetime en güzel talip olan parti olduğunu göstermiş oldu. Tabii yıpranmış bir iktidar da söz konusu. O oldukça uzun yıllar iktidarda kalmanın vermiş olduğu bir yıpranmışlık da var. Evet. Yani seçimin toplam olarak sonucuna baktığımızda tepkilerin daha çok bu alanlarda toplandığını görüyoruz. Burada Yeniden Refah Partisi de bütün ülkede teşkilatlanmış olması, üye sayısı bakımından Türkiye'nin resmi üçüncü büyük partisi olması, üye sayısı bakımından bu bizi aynı zamanda seçimlerde de seçimlerin en büyük, en başarılı partisi yaptı, en büyük de üçüncü partisi yaptı. Zannediyorum şunun da etkisi var. Yani alternatif yok dediniz ama esasen kağıt üzerinde alternatif var. Türkiye'de çok fazla siyasi parti var. Ama bu siyasi partilerin kaçı vatandaşla temas kurabildiği, kaçı derdini vatandaşa anlatabildiği, kaçı vatandaş nezdinde bir karşılık bulduğu tartışılır. Yeniden Refah Partisi'nin sanıyorum buradaki en büyük başarısı sadece kağıt üzerinde kalmayıp vatandaşla iletişim, vatandaşın derdini dinleme konusunda bir teveccüh görmüş olması. Ya tabii yani şimdi bizim bugün Yeniden Refah Partisi Milli Görüş Hareketi'nin ve çizgisinin tek temsilcisi ve yine Milli Görüş'ün kriterlerini de devam ettiren bir parti. Yani ne demek bu? Ülkenin sorunlarıyla herhangi bir siyasi kutuplaşma olmadan bu sorunları nasıl çözerim, vatandaşa nasıl faydalı olurum bakış açısıyla yaklaşan bir anlayışa sahip. Ayrıca geçmişte daha önce kapatılmış olan Refah Partisi ve onun kıymetli başbakanı Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın ülkemizin iktidarı döneminde yapmış olduğu icraatlar bugün bize büyük bir referans olmaktadır ve bugün halen de Yeniden Refah Partisi de ülkemizin dertlerine, sorunlarına yaklaşımı bu şekildedir. Yani bir sorunu tamamen o sorunun kriterleri çerçevesinde ele alarak Evet. vatandaşa en faydalı nasıl çözeriz diye bakış açısıyla yaklaşmamız bize ve olumlu muhalefet bu da önemli. Yani olumlu muhalefet işte bu işi bir kişi yapıyorsa yanlıştır, kötüdür anlayışından farklı bir anlayış biz geliştirmiş olduk. Yani nedir? Ülkemizde üretime dayalı, istihdama dayalı, vatandaşın faydasına olan, hizmet anlamında vatandaşın faydasına olan konularda biz teşekkürlerimizi her zaman belirtiyoruz. Çünkü neden? Vatandaşımızın faydasına olan bir konudan bahsediyoruz. Akabinde de bunun daha güzeli olabilir mi? Yani yıkıcı değil, onlar yaptıysa bu kötüdür, birisi yaptıysa bu kötüdür anlayışından oldukça uzak bir şekilde bu yapılmış, hayırlı olsun. Bunu şöyle daha güzel de yapabiliriz, daha ileri götürelim şeklinde bir olumlu muhalefet anlayışımız da var. Bu da tabii halkımız nezdinde bizim doğruya doğru diyen, yanlışa da yanlış diyen özelliğimizi teyit etmiş oldu. Anlıyorum. Mustafa Bey, milli görüş dediniz, oradan devam edelim. Malumunuz milli görüş gömleğini çıkartanlar oldu. Bu mirası sahiplenmek isteyenler oldu. Partiniz ve Saadet Partisi arasında belli dönemlerde kamuoyuna yansıyan çekişmeleri olduğunu da söyleyebiliriz.
Evet. Bugün gelinen noktada hiç çekinmeden milli görüşün net bir şekilde milli görüşün tek temsilcisi ve tek bayraktarı biziz diyebilir misiniz? Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Yani ülkemizin menfaati söz konusu olduğunda, genel seçimlerde gördüğümüz gibi AK Parti ile bir ittifak yaparak genel seçimlere girdik. Bu sayede karşı taraftaki muhalefetin kazanmaması üzerine bir hareket belirlemiş olduk. Akabinde bu birliktelik bize 5 tane milletvekili sağlamış oldu. Bunlardan 3 tanesini İstanbul'dan çıkarttık. Ve bugün itibariyle de en son mahalli seçimlere de bağımsız bir şekilde girdik. Dolayısıyla biz herhangi bir oluşumun burada destekçisi veyahut da payandası değiliz. Bu anlamda milli görüşün gerçekten politikalarını ve siyasetini bütün ülkede hem temsil etmek üzere hem uygulamak üzere harekete geçmiş bir partiyiz. Anlıyorum. Mustafa Bey, şunu da sormak istiyorum. Şimdi ülkemizde siyasette belli bir özgül ağırlığa ulaşanlar veya bu kamuoyunda biraz daha belirgin hale gelenler veya vatandaş nezdinde belli bir teveccühe mazhar olanlar bir noktadan sonra bu gücü menfi yönde kullanmak istiyor olabilir. Çıkar elde etmek için veya pazarlıkta elini güçlendirmek için veya iktidara, güç odaklarına baskı unsuru olarak kullanabilmek için. Gelinen noktada siz bugün Türkiye'nin üçüncü partisi konumuna geldiniz. Bu gücü hangi yönde kullanacaksınız? Şimdi bu tabii genel bir yönetim devinimidir. Malumunuz İbni Haldun'un bu konuda hem sosyolojik hem de siyasi bir teşhisi var. Yani çevrede olanlar hep merkeze gelmek ister. Merkeze geldikleri zaman çevreyle bağlantıları kopar ve daha sonra o zamanki çevre olanlar tekrar merkezi ele geçirmek isterler. Bu bir hep bir devinimdir. Sürekli olarak olan bir harekettir. Tabii bugün bizim kazanmış olduğumuz belediyelerimizde baktığımız zaman onlar Milli Görüş Belediyeciliğini Yozgat ve Urfa'da hemen behemhal uygulamaya başlamışlardır. Dolayısıyla burada da neyi görüyoruz? Uzun yıllar belli bir yerde kalan, elde kalan yönetimin değiştiği zaman yeniliklerin veyahut da o zamana kadar alışılmış işletme körlüğü de diyebileceğimiz birçok konunun bertaraf edilmesi, iyiye doğru dönüştürülmesi ve değiştirilmesi sağlanmış olur. Yoksa değişim iki yönde de gerçekleşebilir malumunuz. İyiye doğru veyahut da daha kötüye doğru. Malumunuz biz bu seçimde genel propaganda olarak ahlaklı belediyecilik diye bir belediyecilik anlayışını vatandaşımıza sunmuş olduk. Bunun karşısında da işte rantçı belediyeciliği, heykelci belediyeciliği ve örgütçü belediyeciliği tasvip etmediğimizi, bunları doğru bulmadığımızı ifade ettik. Vatandaşımız da bu anlamda bizi Türkiye'nin üçüncü partisi yaptı. Dolayısıyla buradaki çevreyle veyahut da vatandaşla bağlantıyı kesmemek çok önemli bir konu. Yönetimde ne kadar olursanız olun, eğer vatandaş artık size ulaşamaz hale geliyorsa, işini yaptırmak için sürekli olarak kendi hakkı olduğu için değil de bir bağlantı, bir aracı bulmak zorunda kalıyor ise vatandaş bunları istemiyor. Dolayısıyla da az önce ifade ettiğim gibi çevre merkezi değiştirmek istiyor. Çünkü merkez artık çevreyle olan bağlantılarını koparmış durumda. Bundan mütevellit de Yeniden Refah Partisi ülkemizin siyasi hayatına çok hatırı sayılır bir iz geçmişte bıraktığı gibi bugün de yeniden şahlanışa geçmiştir. Bu mahalli seçimler bunu göstermektedir. İnşallah en kısa zamanda ülke yönetimine talip olacak ve gelecek. Anlıyorum. Kısaca yani siz elde ettiğiniz bu gücü iktidar üzerine bir baskı unsuru olarak kullanmadan veya herhangi bir pazarlık meselesine dönüştürmeden milli görüş çatısı altında kendi idealleriniz doğrultusunda kullanacaksınız. Kesinlikle. Yani bizim herhangi bir partinin kazanması veyahut da kaybetmesi üzerine bir şeyimiz hesabımız yok. Yani biz memleketin
gereksinimlerini, ihtiyaçlarını önümüze koyup bunlar en güzel şekilde nasıl çözülür diye kafa yoran, çalışan, vaktini harcayan, emek harcayan bir partiyiz. Geçmişte de yaptığımız çözümlerin sonuçlarını gördük. Ülkemizin nasıl menfaatini olduğuna gördük. Özellikle mesela emekliler konusunda bugün uzun zamandır emekli olan insanlara sorduğunuzda işte Profesör Doktor Necmettin Erbakan hükümetindeki emeklilerin durumu nedir? Çalışanların durumu nedir diye sorduğunuz zaman onlar gayet açık bir şekilde söyleyebilirler ki Cumhuriyet tarihinin en büyük zamlarının alındığı hükümetten alındığı dönem 54. hükümet dönemidir. Dolayısıyla yani biz bunları sadece teorik olarak oturduk masada çalıştık bu projeleri de demiyoruz. Biz bunları yaptık diyoruz. Daha önce yaptık. Yani dolayısıyla tabiri caizse iş bitirme belgemiz var diyoruz. Yeniden inşallah ülke yönetimine de geldiğimiz zaman milli görüşün temel kriterleri olan şu anda vatandaşımızın ve ülkemizin çok büyük ihtiyaç duyduğu ekonomiden başlayarak vergilerin düzenlenmesidir, dolaylı vergilerin azaltılmasıdır, işte vatandaşımız için eşel mobil sistemidir. Dolayısıyla biz israfı ve ne diyelim seçilmiş olan belli kesimlere uygulanan ekonomik avantajı bunlardan keserek tamamen vatandaşımıza orta gelir grubuna, alt gelir grubuna yansıtacak olan hareketiz. Anlıyorum. Mustafa Bey, şimdi kısa bir ara babında size odaklanmak istiyorum. Yanılmıyorsam Doğrudur. kimyagersiniz. Ben özgeçmişinizde 4 ya da 5 dil bildiğinizi duymuştum, okumuştum. Evet. İş hayatında da önemli pozisyonlarda bulunmuşluğunuz var. Doğrudur. Nasıl oldu da yolunuz Yeniden Refah Partisi ile kesişti? Tabii yani kısa bir özetle yapacak olursak hani Almanya doğumluyum ben. Ancak Kayseri memleketim olan Kayseri'de büyüdüm. Develi İmam Hatip mezunuyum. Daha sonra Sivas'ta kimya bölümünü okudum ve Almanya'da Aachen Üniversitesi'nde ve Münster Üniversitesi'nde de kimya eğitimine devam ettim. Kimya mühendisliği, kimya proses mühendisliği alanında da yüksek lisans yaptım Almanya'da. Bununla ilgili de bir tabii bitirme tezim olarak, master tezi olarak da nanoteknoloji üzerine bir master tezi kaleme almak nasip oldu. Yani özellikle il başkanlarında pek rastlamadığımız bir CV'niz var. Yani bizim Milli Görüş Hareketi'nde normal bu. Yani biliyorsunuz Milli Görüş Hareketi'nin lideri Almanya'da tank motoru patenti olan bir insan olduğu zaman hareketin içerisinde de bu anlamda bilim anlamında, ilim anlamında ne diyelim çalışmış insanların buraya gönül vererek gelmeleri gayet normal. Nanoteknoloji alanında bir uzmanlığımız var. Akabinde tabii bu daha önceki çalışmış olduğum kurumlarda da yaklaşık 10 yıla yakın bir yurt dışı görev imkanı oldu. Bu anlamda da hem şahsım hem ailem olarak çeşitli dilleri daha da geliştirme imkanımız oldu. Anlıyorum. Mustafa Bey, malumunuz ülkemizde kutuplaşma son derece yüksek. Siyasi son derece keskin ve katı kutuplarda yapılıyor. Nitekim dünyada da milliyetçilik akımının bir yükselişte olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemiz üzerinde değerlendirecek olursak, Türkiye'de milliyetçi muhafazakar siyasetin bu aralar bir buhran sürecinde olduğu kanaatindeyim. Belli başlı bayraktar niteliğindeki isimlerin toplum karşılığındaki güveninin zedelendiğini ve onlara olan beklentinin düştüğü kanaatindeyim. Örneğin Sinan Oğan, örneğin Meral Akşener, örneğin Ümit Hoca, Sayın Ümit Özdağ. Yeniden Refah Partisi, milliyetçi muhafazakar kanattaki bu süreci bir fırsat olarak mı görür, yoksa nasıl yorumlar? Şimdi ilk başta biraz daha global bakmamız lazım. Mesela bu durum Amerika'da nedir, Avrupa'da nedir diye baktıktan sonra ülkemize doğru gelirsek daha isabetli bir değerlendirme yapmış oluruz. Yani özür diliyorum, böleceğim. Şöyle söyleyeyim. Siz zaten çok iyi biliyorsunuzdur. Dünyada milliyetçiliğin bir yükselen trend olduğunu hiç tereddütsüz söyleyebiliriz. Fakat ülkemizde milliyetçi muhafazakar çizgideki siyasetçileri bu aralar güvenin azaldığı
beklentilerin karşılanamadığı bir dönemden geçiyoruz. Evet. Şimdi mesela Avrupa'ya baktığımız zaman bir Avrupa Birliği gündemi var biliyorsunuz. Evet. Büyük bir adımlar attılar, birçok merhaleyi geçmiş oldular. Lakin ülkelerin bugün yapmış olduğu seçimlere baktığınız zaman bu birliğe karşı adeta bir refleks gelişiyor. Fransa'sında, İtalya'sında, Hollanda'sında ve burada vatandaşın, bu ülkelerin vatandaşlarının kendi milli çizgilerini de bu birlik içerisinde koruyabilme ve geliştirmek istediklerini görüyoruz aslında bu seçim sonuçlarında. Dolayısıyla Avrupa'da özellikle Avrupa Birliği'ne rağmen yükselen bir milliyetçiliği seçim sonuçlarında rahat bir şekilde okuyabiliyoruz. Tabii Trump'la birlikte Amerika'da hakeza aynı şekilde işte Amerikalı olmak veyahut da işte yeniden büyük olmak diyebileceğimiz bir mottoyla geçmiş seçimlere, sloganla geçmiş seçimlere çıktı ve kazandı. Şimdi tekrar çalışmalarını yapıyor. Fakat bizim ülkemizdeki milliyetçiliği Osmanlı'nın son döneminden itibaren çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Bu milliyetçilik ırkçılığa ya da şövenizme dönüştüğü zaman aslında bizim ülkemizin üniter yapısına oldukça zararlı bir hal aldığını görüyoruz. Sadece milliyetçiliği bir Türk milliyetçiliği olarak da değerlendirmemek lazım veyahut da ırkçılık olarak da değerlendirmemek lazım. Aynı zamanda da burada ülkemizde yaşayan Kürt vatandaşlarımızın da Kürt ırkçılığını yapan bazı siyasi partilerin olduğunu çok rahat bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla Yeniden Refah Partisi aslında bu anlamda ülkemizin çeşitli etnik unsurlarının arasındaki çimentodur. Yani Yeniden Refah Partisi ahlakı ve maneviyatı ön plana alan, insana gerçekten insan olarak bakan ve yaklaşım yapan, hizmet götürmede de her bir insanın olmasını yeterli kabul eden bir anlayış olduğu için bu kutuplaşmanın adeta bir panzehiridir. Örnek olarak Yani biraz Güneydoğu. daha birleştirici bir noktada konumlandırıyorsunuz kendinizi. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Çünkü Güneydoğu'da işte belli bir ilde bir mahalleye ya da bir sokağa hiçbir parti giremezken örnek olarak siz nereden geliyorsunuz? Yeniden Refah Partisi'nden geliyoruz dediğimiz zaman o siz girebilirsiniz diye insanların davet ettiği, güzel anılarının olduğu bir partiyiz, bir hareketiz. Rahmetli yine Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın Diyarbakır'da yapmış olduğu işte Temsan fabrikasının 10 bin kişiye o dönemde iş sağlıyor olması, yani hiçbir ne diyelim ülkemizin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi diye ayrım gözetmeksizin yapılmış olan kalkınma hareketleri ve o bölgedeki vatandaşların bunlardan, ailelerin bunlardan istifade ediyor olması vatandaşın gözünde bizi ülkenin menfaatine olan bir parti olarak tanımlamaktadır. Ayrıca milliyetçilik tanımlamasını da yani şövenizm ve milliyetçiliği de birbirinden biraz daha fark ederek belki konuşmamız gerekir. Milliyetçilik nedir dediğimiz zaman bu ülkenin hayrına, menfaatine, yerli olan, milli olan, üretime, istihdama, bu ülkenin güçlenmesi, ayağa kalkması, etrafında itibarlı bir dış politikaya sahip olması, sözü geçer olması için bizim ülkemizdeki yapılması gerekenler nelerdir? Bunları yapan kişi milliyetçidir diyebiliriz. Bu anlamda da örneğin bir tank palet fabrikasını kuran veyahut da işte Kıbrıs harekatından sonra ulaşımı veyahut da askeri sanayiyi ayağa kaldırmak için Aselsan'ı kuran zihniyet işte milli görüş zihniyetidir. Dolayısıyla bizim milliyetçilik anlamındaki bakışımız da budur. Yani ülkemizi güçlendirecek, yeniden adeta koşar hale getirecek ve uluslararası siyasette de sözü geçer, ağırlığı olan bir noktaya getirecek işlemleri, projeleri yapmak bu ülkede milliyetçiliktir diye tanımlamamız gerekir. Sizin söylemiş olduğunuz, zikretmiş olduğunuz isimlerin biraz daha böyle tabiri caizse şövenist politika izlediklerini düşünüyoruz. Hem popülist bir şekilde işte sadece
bir konu üzerinden, göçmenler üzerinden ülkenin adeta bütün sorunlarını çözebileceğini düşünen bir yaklaşıma sahip olduklarını nacizane görüyorum. Siz bu bahsettiğim isimlerin Oğan, Akşener veya Sayın Özdağ, bunlara olan güvenin azalması veya belli ölçüde hedefledikleri başarıya ulaşamamalarının ana nedeni olarak milliyetçileri şövenist biçimde yürütmelerine mi bağlıyorsunuz? Yoksa Türkiye'de klasik bildiğimiz alışılagelmiş milliyetçiliğin yavaş yavaş azaldığını mı düşünüyorsunuz? Yoksa her ikisi mi? Şimdi az önce ifade ettiğim gibi ülkemizin etnik yapısı nedeniyle aslında sadece milliyetçi bakış açısı veyahut da şövenist olan bakış açısı ülkemizde bu anlamda hiçbir zaman başarıya ulaşamaz. İki, siz bir etnik yapının bayraktarlığını yaparsanız diğer tarafta başka bir etnik yapı da kendisini mağdur hisseder. Dolayısıyla o da bayraktarlık yapmaya başlar. Dolayısıyla Etki ülke tepki meselesi. tabii ki yani ülke içerisinde örnek diye ifade edelim. Hani Türkçülük ve Kürtçülük gibi iki tane akım ve bunların her ikisi de etnisiteye dayalı veyahut da işte kendi milliyetçiliklerine dayalı akım ilerler, yükselir. Bunun da toplamda ülkenin faydasına olan bir şey değildir. Bu diğer partiler zaten bu seçimlerdeki aldığı sonuçlar itibariyle de baktığımızda hani çoğu siyaset sahnesinden çok yakın zamanda ben silineceğini düşünüyorum. Anlıyorum. Tekrardan size odaklanmak istiyorum. Az önce önemli bir CV'nizin olduğundan bahsettik. Klasik il başkanlarında pek rastlamadığımız bir CV ve kritik şehirlerdeki il başkanları da önemli makamlar için potansiyel adaydır. Siz gelecekte kendinizi hangi konuma daha yakın görüyorsunuz? Yerel yönetimler olabilir, Türkiye Büyük Millet Meclisi olabilir. Yani şimdi şöyle kendim yapı olarak daha çok ana odaklanmayı tercih eden bir insanım. Hani geçmiş olduğunu geçmişten ders almamız gerektiğini, geleceğin nasıl olacağını, ne getireceğini de gerçekten çok hesaplayabilen ki buna matematik modelleme de kullansak, başka şeyler de yapsak çok bu hesaplar tutmayabilir. Dolayısıyla andaki yaptığım işin, meşgul olduğum işi en iyi şekilde yapmaya gayret eden bir kişiyim. Çok böyle gelecek hesabı da yapmıyorum. Malumunuz Şöyle mesela bu. sadeleştirelim o zaman soruyu. Siz yasayı yapan tarafta mı olmak isterdiniz? Kendinizi oraya mı daha yakın hissediyorsunuz yoksa sahada vatandaşa hizmet götüren tarafta mı? Sizin tabiatınıza hangisi daha uygun? Tabii bizim tabiatımıza tabii akademik bir geçmişin de olması biraz daha belki teorik çalışmada bizi başarılı yapabilir. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Ben Mustafa Bey, teşekkür ederim. şuna dönmek istiyorum. Muhafazakar camiadaki yeni parti girişimlerinin halkta pek teveccüh göremediğine şahit oluyoruz. Örneğin Sayın Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi, Sayın Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi gibi bu iki partinin yerel seçimlerde aldığı toplam oy oranı %0,4 civarı. Siz bunun son sebebini neye bağlıyorsunuz tam olarak? Yani gençlerin deyimiyle eksten next olmaz mı diyorsunuz mesela? Evet, yani şimdi bu partileri ben birer birer değil ama şöyle değerlendirebiliriz. Geçmiş seçimdeki Millet İttifakı'nda bulunan CHP haricindeki bütün partilerin oylarını şu anda toplasanız Yeniden Refah Partisi'nin ülke genelinde belediye meclislerinde almış olduğu 6,90 olan yaklaşık 7 olan oya ulaşamadığını görüyoruz. Evet. Tabii bizim bundaki bu çalışmamızdaki en önemli etken faktör nedir? Birincisi teşkilatlarımızdır. Bütün ülkede ciddi bir teşkilatlanmaya sahibiz. İkincisi doğru seçim politikalarını, stratejilerini uygulamaktır. Bunların hepsi bizleri ülke genelinde belli bir noktaya taşımıştır. Diğer partilere baktığımızda da yani bu mahalli seçimler aslında onlar için bir anlamda siyaset sahnesinde bir etkileri olmadığını kanıtlamıştır. Bundan sonra dediğimiz gibi ülkemizin siyaset arenasında da gençlerimize veyahut da geleceğe dönük olarak bu siyasi partilerin bir geleceği olacağını düşünmüyorum. Anlıyorum. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Sayın Doğan, AK Parti'ye baktığımızda artık kaybeden bir AK Parti var. Bizim klasik işte AK Parti asla kaybetmez, Erdoğan asla kaybetmez, asla bırakmaz güçlü imajının yavaş yavaş yıkıldığına şahit oluyoruz. En önemlisi AK Parti'de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın bir veliahtı yok. Uğruna hayatını adadığı, partisini gözü kapalı emanet edebileceği bir alternatif göremiyoruz. Kamuoyunda basında yazılan çeşitli isimler var ama malumunuz Türk siyasetinde paraşütle inme isimlerin, derinliği olmayan isimlerin çok uzun ömürlü olmadığını görüyoruz. Bu noktada pragmatist bir şekilde düşünüp parti olarak bunu bir fırsata çevirmeyi düşünür müsünüz? Yoksa bu durumu, AK Parti içerisindeki bu kritik durumu nasıl değerlendirirsiniz? Tabii Veya da şöyle şimdi söyleyebilirsiniz. Siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti içinde bir veliahtı olduğunu, bayrağı ondan daha ileriye götürebilecek bir adayın olduğunu da düşünüyor olabilirsiniz. benim AK Parti ile olan şahsi tabii ki görüşlerim şu şekilde. AK Parti tabii merkez sağa oturmuş bir parti idi ve bu seçimlerde aslında AK Parti'nin gelecek anlamındaki pozisyonunu hani adeta o trend eğrisi kırılmış durumda Evet. baktığında. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu ve merkez sağ olması nedeniyle de AK Parti'nin birçok eğilimi, birçok akımı da kendisinde barındırdığını düşünüyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın olmadığı bir yani durumda AK Parti hareketinin de devam edeceğini düşünmüyorum. Ülkemizdeki yaşanmış olan daha önceki Anavatan Partisi tecrübesine de baktığımız zaman bu çeşitli eğilimleri bir arada tutabilecek bir faktöre ihtiyaç var. Bu faktörün de ortadan kalkmış olacağını öngörüyorum. Bundan dolayı da AK Parti için böyle çok gelecek hesabı anlamında bir liderin bunu yeniden toparlaması, kurtarması şeklinde olabilecek bir durum söz konusu olur mu olmaz mı onu bilemiyorum. Yani AK Parti'nin veliaht anlamında işte şey kim olur Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra parti genel başkanı kim olur, kim bu gemiye kaptanlık eder. Tabii bunu söylemek benim açımdan da hani çok uygun da olmaz. Ancak dediğim gibi ben AK Parti yapısının daha çok dağılacağını öngörüyorum. Ama yeniden Refah Partisi ülkenin yönetimi anlamında AK Parti'nin en büyük alternatifidir ve geleceğidir. Dolayısıyla hem ülkemizin az önceki konuyla da bağlantılı olarak baktığımızda da bu yükselen milliyetçilik değerlerine de en iyi yani zararlı şekilde yükselecek olanlara en iyi panzehir yeniden Refah Partisi'dir. Ülkemizin hem bekası için hem ülkemizdeki huzur için en önemli anlayışın yeniden Refah Partisi'nde bulunduğunu düşünüyorum. Mustafa Bey, şimdi endişeli, klasik endişeli muhafazakar söyleminden bahsetmiştik. Her seçim döneminde işte iktidardan şikayetçi olan endişeli muhafazakarlar var, yorgun muhafazakarlar var. Bunlar esasen alternatif olarak Saadet Partisi'ni görebiliyor ama oyunun ziyan olmasını istemediği için iktidarı tercih etmeye devam ediyor. Bu klişe yıllarca hep konuşuldu. Siz muhakkak bin kere duymuşsunuzdur. Bu klişe konuşulmaya devam ederken önceki seçimde %3 oy alan Yeniden Refah Partisi bu seçimde Türkiye'nin 3. partisi konumuna geldi. Siz bu durumu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi burada kategoriyi ben şöyle yapıyorum. Muhafazakar seçmen içerisinde kırgın olanlar var. Bir de kızgın olanlar var. Şimdi kırgın olanlar kırılım anlamında yani bir başka partiye gidip de oy verme anlamında daha az tepkisel davranıyorlar. Kızgın olanlar ise tepki oranları daha yüksek. Bunlar gidip bir başka partiye de oy kullanabiliyorlar. Dolayısıyla aslında ülkemizdeki seçimleri de genel olarak değerlendirdiğimizde ciddi bir katılımda düşüş görüyoruz. Bu katılımdaki düşüşün bu kırgın ve kızgın seçmen kitlesinin aynı zamanda da sandığa gitmediğini bir anlamda gösteriyor. Çünkü muhalefet partisine baktığımızda aslında oy sayısı olarak oyunu çok fazla yükseltmediğini ama bu katılımdaki düşüş nedeniyle ve kendi oyunu da koruması nedeniyle ciddi anlamda bugüne kadar tarihi olarak da hiçbir zaman ulaşamadığı bir yüzdeye de ulaştığını görüyoruz.
Muhafazakar seçmenin bundan sonra Yeniden Refah Partisi için de artık bunlar %7'ye geldiler. Ülke siyasetinde söz sahibi olacak pardon olacaklardır diye değerlendirerek vermiş olduğum oy boşa gitmeyecek diye daha fazla değerlendireceğini ve daha fazla da Yeniden Refah Partisi'ne gerek projeler gerekse siyaset anlamdaki doğru söylemleri ve pozisyonu nedeniyle daha fazla yönelileceklerini düşünüyorum. Şimdi malumunuz bugün ülkemizdeki en önemli sorunlardan biri kutuplaşma. Karşısındakini düşmanlaştıran bir siyaset dili hakim ülkemizde. Bu ne yazık ki topluma da sirayet etmiş durumda. Bu nefret dili, siyasetteki örnek olan nefret dili. Bunun toplum nezdinde kültürel bir erozyona neden olduğunu da söyleyebiliriz. Yeniden Refah Partisi'nin bu konuya bakışı nedir? Az önce ifade ettiğim gibi yani biz ülkemizin doğusuyla, batısıyla, Türküyle, Kürdüyle bütün bunları en güzel şekilde birleştirecek, bir araya getirecek bir adeta Yeniden Refah Partisi bu anlamda çimento harç vazifesi görmektedir. Biz bugün ülkemizin her alanına çok rahat bir şekilde gidip ziyaret edip hem geçmişteki yapmış olduğumuz hem yaklaşımımız nedeniyle ki hiçbir zaman şimdiye kadar şövenist bir politikaya da sahip olmadık. Her zaman ülkemizin genel anlamda kalkınmasını, vatandaşımızın bu kalkınmaya ihtiyacı olduğunu ifade ettik. Dolayısıyla bu ülkedeki en doğru politika birleştirici olmaktır. Bu ülkenin hamurunu doğru olarak tespit etmektir. Dolayısıyla unuyla, suyuyla, tuzuyla bu ülke olur. Bunları ayrıştırırsanız rahmetli merhum hocamızın, Erbakan hocamızın bu konudaki bir sözü işte Kürtle Türk birlikte olur, ayrı olursa İngiliz ve Fransız sevinir, birlikte olursa onlar ağlar diyor, onlar üzülür. Dolayısıyla gerçekten ülkemizin geleceğe dönük olarak çok büyük adımları atabilmesi için ülke içerisindeki bu kırılganlıkların bertaraf edilmesi en önemli konudur. Buna da en güzel siyasi yaklaşımı sağlayan çok kıymetli Genel Başkanımız Fatih Erbakan Bey'dir ve Yeniden Refah Partisi'dir. Politikalarımız bu şekildedir. Anlıyorum. Biraz daha şu konuyu spesifikleştirmek istiyorum. Sizin parti olarak kurumsal hitabetinizde farklı kesimler, farklı gruplar dahil edilecek mi yoksa klasik milli görüş ışığında mı devam edeceksiniz? Yani özellikle mesela şu konuya da değinebiliriz. Şu partiye kapımız kapalı, şu partilerle diyaloğa her zaman açığız diye sınıflandırabilir misiniz? Biz bu konuya malumunuz daha çok ilkesel yaklaşıyoruz. Genel seçimlerde de aslında bu ilkesel yaklaşımımızı gösterdik. Yani dedik ki Cumhur İttifakı ile beraber olabiliriz, destek olabiliriz. Ancak şartlarımız var. Bu şartlar nedir? İşte denk bütçedir, vergilerin, dolaylı vergilerin azaltılmasıdır. Mülakatla ilgili daha adaletli, liyakatlı bir sistemin getirilmesidir. Dolayısıyla buradan ne mesajı veriyoruz? Diyoruz ki biz ilkelerin partisiyiz. Yani biz bu anlamda herhangi bir etiketle hareket eden bir parti değiliz. Ancak şunu ifade ediyoruz. Bu ilkelerde yürüyeceksek herkesle beraber olabiliriz. Bu anlamda şekilcilik de yapmıyoruz. Bu anlamda kapımız herhangi bir yere de kapalı da değil. Ancak yol yürüme, bu yolun kriterleri belli, milli görüş çizgisi ve bu milli görüş çizgisinde işte yeniden Büyük Türkiye ve vatandaşını önceleyen, ülkenin ekonomisini, sanayisini milli yapmaya çalışan, dışa bağımlılığı azaltan, D8'ler gibi başta Müslüman ülkeler olmak üzere hem onlarla ortak üretim hem ortak bir pazar oluşturma anlamında olan projelerimiz var. Ekonomi anlamında hakeza aynı şekilde ve savunma anlamında da yine aynı şekilde projelerimiz var. Dolayısıyla bizim yolumuz bu anlamda ortada. Burada beraber olmak isteyenlerle de bizim beraber olmamızda herhangi bir kısıtımız yok. Anladım. Mustafa Bey, ekonomiye dönelim istiyorum biraz da. Platform adlı bir film vardı. İzlemiş miydiniz?
Hani en üst kattakilerin çok zengin sofralarda yemek yediği, en alt kattakilerin açlıktan işte birbirini öldürdüğü bir film. Şu an tam hatırlayamadım ama. Tamam, genel olarak öyleydi filmin özeti. İşte en üst kattakilerin çok zengin sofralarda yemek yediği, en alt kattakilerin o sofradan arta kalanlarla yetinmeye çalıştığı bir film. Türkiye ekonomisine baktığımızda da bunun benzeri bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Yani Yani istakoz yiyenler sonra evine diyelim ki Ramazan'da bile bir işte pastırma et almayanlar. mükemmel bir örnek. Tüm çevresini özellikle abad edip, lüks içinde yaşayıp, işte mecliste 3 kuruşa mükellef sofralarda yemek yiyen insanlar bir simit ayran alırken eli titreyen vatandaşın halinden ne anlar diye isyan eden bir vatandaş. Sizce haklı mı? Şimdi AK Parti'yi savunma anlamında sosyal medyada aktif olan bir arkadaş seçimlerden önceki olan bir olayı şöyle ifade ediyor. Diyor ki bir tane aday diyor simit satan tezgahtara 100 TL vererek tezgahtaki bütün simitleri ver dediği an ben seçimi kaybettiğimizi anladım diyor. Şimdi adeta bilmiyorum dünyada bir endeks vardır. Belki bilirsiniz. McDonald's endeksi diye. Aslında ülkemizde de bir simit endeksi tabiri caizse var. Bunu biliyor olmak, bunu az önceki söylediğim gibi o çevre merkez bağlantısının kopması. Yani gerçekten ekmek anlamında zorlanan, et almakta zorlanan insanlarla siz onların sitayişlerini, yakarışlarını bu ülkede duymazsanız ve birileri yaklaşık 150-180 milyon dolar gibi bazı işlerden para alır. Bunu bırakın kendi hayatını, kendi sülalesinin bütün hayatı bu saatten sonra çalışmasa finanse edecek şekilde olan bir yapıya müsaade ederseniz, bunları cezalandırmazsanız vatandaş simite mahkum olan vatandaş seçimde cezasını verir. Sonuçta bunu görmüş olduk. Ekonomi anlamında biz şunu savunuyoruz ve yaptığımız geçmiş dönemdeki yaptığımız da budur. Bakın 5 tane bizim ülkemizde 5 tane firmanın vergi borçlarıyla alakalı işte af uygulandı örnek olarak söylüyorum. Şimdi bu uygulanan affı değerlendirdiğinizde bugün emeklinize siz seyyanen bir artış verebilir miydiniz, veremez miydiniz? Çok rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz ki verebilirdik. Dolayısıyla bugün emekliye vermek bizim bütçe dengemizi bozuyor, ekonomimizi bozuyor demek çok makul ve kabul edilebilir bir açıklama değil. Nasıl olması lazım? Ülkenin oluşan değerinin ve kaynaklarının evvela orta ve daha az gelirli olan vatandaşlarımıza sunulması lazım. Bunun faydası nedir? Adil Özgür. düzenliyorsunuz kısaca. Ha, bunun şöyle bir faydası var. Bu toplam ekonomiyi harekete geçiren bir sistemdir. Yani nasıl harekete geçirir? Bu insanlar almış olduğu parayla bir yere stoklama yapmıyor, birikim yapmıyor. Bu insanlar almış olduğu parayla hayatını idame ettirebilmek için ekonomideki sirkülasyonu artırıyorlar. Bu sirkülasyon arttığı zaman üretim artıyor, ticaret artıyor. Dolayısıyla ülkemizin genel ekonomisine en güzel şekilde etki eden bir yapı oluşmuş oluyor. Mustafa Bey, peki iktidardaki bu simit örneğini vermiştiniz az önce. 100 lirayla bütün simit tezgahını satın alabileceğini zanneden bir isimden bahsetmiştiniz. İktidar kanadındaki bu halktan kopukluğu neye bağlıyorsunuz tam olarak? Yani yaklaşık çeyrek asır süren iktidarın o dayanılmaz nimetleri yüzünden mi böyle oldular? Yoksa başka bir sebebi mi var? Ya tabii yani bunu kınamak anlamında söylemiyorum ama şu anlamda bazen hani biz birbirimizdeki olan noksanlıkları da görerek ona tedbir almak zorunda, kınamak yerine tedbir almak zorunda olan insanlarız. Bu anlamda tabii uzun süren bir iktidar olması, gayet muktedir olan olması, hesap verebilirlik anlamında bir ne diyelim seçimlerden ve sandık sonuçlarından başka ihtimalin veyahut da hesap verebilir makam olmaması gibi
konular nedeniyle bu noktaya geldiklerini düşünüyorum. Tabii şimdi bizim tarihimizde, İslam tarihinde biliyorsunuz Ömer bin Abdülaziz 5. halife olarak İslam tarihinde geçer. Onların uygulamalarından, diğer uygulamalardan baktığımız zaman gerçekten vatandaşın ve yönetimin nasıl olması, hangi tedbirleri alması gerektiği konusunda daha ne diyelim duyarlı hale gelebiliriz. Özellikle kudretli olan yöneticilerle vatandaş arasındaki bağlar kesildiği zaman ve vatandaşın halinin yöneticiye dolaylı olarak aktarılması, aktaranların hoş görünme çabası, bütün bunlar bütün süreci etkiliyor. Dolayısıyla vatandaşın durumu net bir şekilde de ifade etme anlamında ifade edilemediğinde çıkış yolu olarak da vatandaş sandığı görüyor. Anlıyorum. Mustafa Bey, şüphesiz AK Parti'nin bir güven kaybettiği gerçek. Sizce önümüzdeki süreç iktidarı bir erken seçime zorlar mı? Eğer zorlarsa Yeniden Refah Partisi'nin bu durumdaki harekat planı ne olacaktır? Yani ülkemizin bulunmuş olduğu ekonomik durumu göz önüne alırsak, değerlendirirsek, hani bir erken genel seçim ülkemiz için faydalı olur mu olmaz mı sorusunu değerlendirmek gerekir. Bu anlamda ekonomiye özellikle zarar vereceğini düşünüyorum. Tabii AK Parti'nin şu anki durumuna da baktığımız zaman önümüzdeki süreçte inşallah ne diyelim hani doğru adımları atarlar. Ülkemizin menfaatine olacak ekonomik anlamda güzel sonuçları hızlı bir şekilde alırız. Malumunuz Orta Doğu daha da karışıyor. Ülkemizde bir stabil politik yapının olması şu anda ülkemizin çok büyük anlamda menfaatine olur. Bütün bunların da hepsini doğru şekilde değerlendirmek lazım. Ancak bir erken seçim olacak olursa biz Yeniden Refah Partisi olarak zaten geçmiş mahalli seçimleri bitirdiğimiz gün yeniden sanki seçim olacakmış gibi çalışmalara başlamış bir teşkilatız. Bu anlamda da halkımızın bize olan teveccühü daha büyüyerek gidiyor elhamdülillah. Peki aynı zamanda Genel Başkan Sayın Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanıyor musunuz? Kesinlikle buna hazırlanıyoruz. Evet, kesinlikle buna hazırlanıyoruz. İnşallah Sayın Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Bey'i bundan bir sonraki genel seçimlerde ülkemizin Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz. Teşkilat olarak da bütün plan programımız ve çalışmalarımız buna yöneliktir. Vatandaşımızın da teveccühü inşallah olursa, projelerimizi doğru şekilde anlatırsak, siyasetimizi, politikamızı vatandaşımıza ulaştırabilirsek ki bu konuda da sizlere de teşekkür ediyorum Rica Özgür ederim. Bey. Böyle bir imkan sundunuz. Estağfurullah. İnşallah vatandaşımız da bu doğru yaklaşıma, bu doğru siyasete herhangi bir kutupçuluk anlamında değil, ülkenin menfaatine olacak olan, ülkedeki vatandaşın menfaatine olacak olan yaklaşıma prim verecektir, meyledecektir, destek verecektir. İnşallah bundan bir sonraki seçimlerde de Yeniden Refah Partimizi ülkemizde iktidar olarak göreceğiz. Teşekkürler. Mustafa Bey, son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi siyasette iddialı olmak kadar ayakların yere sağlam basması da malumunuz çok önemli. Yani biz yakın dönemde İyi Parti'nin işte %20 bandına yaklaşır mı, ana muhalefet olma potansiyeline sahip mi tartışmalarının yapıldığı günlere şahit olduk. Bugün geldiği durum ortada. Siz bugün Türkiye'nin 3. partisi konumuna geldiniz ve hiç şüphesiz bu beklenilmeyen bir başarıydı. Siz kötü örneklerde olan hataların tekrarlanmaması için ne gibi aksiyonlar alacaksınız? Özellikle teşkilatlar bazında, kadın kolları, gençlik kolları bazında nasıl çalışmalar yapacaksınız? Evet. Şimdi tabii diğer partilerdeki gelişmeleri de aynı zamanda takip ediyoruz ve vatandaşımızın onlara vermiş olduğu tepkileri de siyaset kurumunda bir şeyi yaptığınızda bunu gerekçesiyle açıklamak ve bunun vatandaşta kabul bulması çok önemli bir konu.
Biz genel seçimlerde bir ittifak içerisinde olduk. Yerel seçimlerde de dedi ki bu yerel seçimdir. Ülke bekasıyla, ülke yönetimiyle alakalı bir konu değildir. Bu nedenle de biz de bir siyasi partiyiz. Bir siyasi parti olarak da münferiden bu seçimlere giriyoruz dedik. Ve bu seçimler sonucunda bir tane büyük şehir, bir tane il, yaklaşık 27 tane ilçe ve 37 tane ilçe, özür diliyorum, 37 tane ilçe ve 24 tane beldeyi Yeniden Refah Partisi olarak kazandık. Şimdi vatandaşımız burada bir tutarlılık arıyor. İyi Parti'deki noksan olan konunun da tutarlılık olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz masadan kalkmak, daha sonra masayla ilgili sözler söylemek, bu arada belli bir ittifak sürecinin geçmiş olması, İyi Parti taban veyahut da İyi Parti'deki yöneticilerin örnek olarak İstanbul'da ittifak yaptıkları partilerle entegre olmaları, bunlar ayrılmış bile olsalar, ittifaktan ayrılmış bile olsalar, onların aslında ayrılmadan istedikleri sonucu elde edebilmelerini engelledi. Dolayısıyla aslında tabanda veyahut da teşkilattaki yönetimsel, ki istifalarda bunun ispatıydı, entegrasyon o zaman için sağlanmış oldu. Dolayısıyla biz de tabii bu süreci takip ediyoruz. Tutarlılık anlamında gerçekten Sayın Genel Başkanımız ülkemiz için, partimiz adına bir politikayı da ilan ederken bütün istişarelerini tamamlayarak en detaylı noktasına kadar bunu beyan eden bir yapıya sahip. Bu bizim en büyük avantajımız. Genç olması, dinamik olması, bu anlamda istişare olması, vatandaşla olan bilgileri, sokakta olmamız, yani sürekli olarak biz malumunuz her gün teşkilatımızdan birileri mutlaka sokakta çalışma yapıyordur. Hafta sonları bütün ilçelerimiz İstanbul'da çalışma yapıyordur. Üye yapma çalışmalarımız, insanlara mesajlarımızı iletmek, projelerimizi anlatmak, partimizi tanıtmak anlamındaki çalışmalarımız yapılmaktadır ki bunlar da İyi Parti bir kere teşkilat anlamında da yine bizimle de ben mukayese edilebileceğini düşünmüyorum. Yani Yeniden Refah Partisi bu anlamda da bir dava partisidir. Yani 40 yıldır 40 yılını tamamlamış, ikinci 40 yılına başlamış olan bir dava partisidir. Bu nedenle de mukayese kabul edeceğini düşünmüyorum. Ve tabii ki diğer partilerin yapmış olduğu hem siyasi anlamdaki hem de onlardaki gelişmeler anlamında bizler de hem takip ediyoruz, hem alınacak bir ders varsa onları da kendi namımıza nasihat olarak kabul ediyoruz. Anladım. Mustafa Bey çok teşekkür ederim. Genel olarak sorularımı tamamladım. Fakat 1-2 dakikada tekrardan sizden bahsetmek istiyorum. Vatandaş, seçmen sizi kişisel olarak da tanısın. Mesela futbolu takip ediyor musunuz? Hangi takımısınız? Futbolu şöyle kendim oynadığım zaman bunu bir spor aktivitesi olarak kabul ediyorum. Ancak futbolu takip etmek anlamında böyle çok yakın takip eden bir insan değilim. Hangi takımlısınız diye sorduklarında da genelde Kayserispor'u söylüyorum. Çünkü arkasına neden diyorlar. Neden deyince de en makul açıklama memleketim olduğu için diye açıklayabiliyorum. Anladım. Renklerden bir çağrışım yapmasın insanlar. Şimdi renklerden dolayı da tabii hani Galatasaray yakın gözüküyor malumunuz. Sarı kırmızı olarak. Galatasaray başkanımızla da, Sayın Başkan'ı da ziyaret ettiğimizde dedim başkanım hani bizim renkler aynı. Ben Kayserisporluyum ama evet dedi. Sizi de inşallah bekleriz diye söyledi Dursun Bey. Yani bu anlamda sporun mutlaka gençlerimizin hayatında olması gerektiğini düşünüyorum. Anlıyorum. Mustafa Bey, son olarak gençlere ne mesaj vermek istersiniz? Gençlerimiz bizim ülkemizin en önemli potansiyeli gençlerdir. Gençlerimizin şimdi mesela Avrupa'ya da Amerika'ya göre mukayeseyle baktığımızda 35 yaş altı nüfusa baktığımızda ülkemizin büyük bir çoğunluğu neredeyse %50'ye yakın nüfusu 35 yaş altıdır. Özellikle yeni neslin yetişmesi, eğitim yönünden ve iş gücü yönünden de baktığımızda
Ülkemizde doğru, ahlaklı bir nosyonun devlet tarafından da yürütülmesi gerektiğini, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan, uluslararası kötü akımlardan, postmodern olabilir, modern olabilir, bu akımlardan uzak durarak ülkemizin, medeniyetimizin kendi öz değerlerini, maneviyatımıza sahip çıktıklarında inşallah çok güzel geleceklerin onlar için olacağını düşünüyorum. Bu işin tabii ki manevi tarafı. Manevi taraf mutlaka insanın gelişiminde de etkisi olan bir taraftır. Bunun yanında da ne diyelim, bir yabancı dil, bir programlama dili gibi zamanın gereklilikleri anlamında da kendilerine donanım sağlarlarsa inşallah daha güzel olur. Aile anlamında, aile bizim için en önemli kurumlardan bir tanesidir. Ailenin değeri belki aile olmadığı zaman daha iyi anlaşılabilir. Bu anlamda mevcut olan, var olan ailelerinin, büyüklerinin muhakkak kıymetlerini bilsinler. Annelerinin, babalarının, dedelerinin. O ailenin onlara aktarmış olduğu bir aslında medeniyet mirası vardır. Bir kültür vardır. Bu onlar için çok büyük bir faydadır. Bunun inşallah farkına varırlarsa, yani ülkemizdeki uygulanan işte eğitim sistemindeki Fulbright gibi vesaire gibi sistemlerin bize bir fayda getireceğini düşünmüyorum. Gençlerimiz daha çok kendi öz değerlerimizin kıymetini bilsinler. Diğer tabiri caizse onlara hoş gösterilmeye çalışılan, boyalı gösterilen, dizilerle verilmeye çalışılan, internetle verilmeye çalışılan, sosyal medyayla verilmeye çalışılan bu modernizm akımı veyahut da buna dünyada modernizm dini de diyebiliriz. Bu akımın hoş yüzünden öte noksanları nedir, insana kaybettirdikleri nedir diye de baksınlar.